Arkadaşlar tekrar. Şimdi bazılarımız kızıyor ama kullanım dışında artık işimizi görmeyen, biraz da sararmış olan kitaplardan tuval üzerine yapıştırma tekniği uyguluyorum ben. Şimdi o tekniği yeniden göstereceğim. Yani kitap sayfası üstüne tablo yapmayı, nasıl yaptığımızı anlatmak istiyorum. Daha önce anlattım ama yeniden yeni bir çalışma yapacağım. Onun için de şu an hazırlamayı yaptım. Bir bozuk tuval. Artık kullanmıyorum çünkü boşuma gitmedi, tuvali iptal ettim. Çok biraz yıpranmış kitap buldum ve biraz da sararmış. Sararmış olması bizim işimize geliyor çünkü tuvalin üzerinde sarı etkisi, ten rengi hissi daha hoş bir görüntü veriyor fon olarak. Bu kitabın sayfalarını bu şekilde ayarladım. Sayfamızı biraz cetvel kullanarak ayarladım. Ölçülerini 50-70 tuval üzerine yapmaya çalıştığım için kitap sayfalarını ona göre ayarladım. Bunu test yapmak zorundayız çünkü kitap sayfaları istediğimiz yere tam uymayabilir. O zaman da bizim elimizdeki malzemelerle ortada kalmış oluyoruz. Evet, kitap sayfaları tuvalimizin yüzeyini tamamıyla kapladı. Şu şekilde tasarımımız tamam. Şimdi bunları hemen seri bir şekilde topluyoruz. Ayarlamamız doğruymuş diyoruz. Nereye hangi sayfanın geleceğini de ayarladık. Daha önceki videomda hazırlamıştım. Tuval astarı nasıl hazırlanıyor. Oradan da izleyip bunun nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. Şimdi tuvalimizin üstünü yeniden o kıvamla, o karışımla kaplıyorum. Evet. Astarımız tuvalin üstünü kapladı. Şimdi kağıtlarımızın bunun üstüne tam olarak yerleşebilmesi için daha önceden hazırlamış olduğumuz bir su kabımızla suyumuzun içine banıyoruz iyice. Ve uygulamamız gereken yere tam getiriyoruz. Kağıdımız ıslak olduğu için, kitap sayfamız ıslak olduğu için alttaki su kabarcığını da tam olarak alıp yüzeye yapıştırıyoruz. Bu olayı bütün sayfalara tek tek uyguluyoruz. Aralarda boşluk bırakmazsak daha estetik gözükür. Çünkü tamamıyla bir fabrika çıktısı gibi ya da branda basması gibi bir görüntü veriyor. Altında su kabarcığı bırakırsak o hiç bir görüntü vermiyor. Çünkü kağıdımız havaya kalkabiliyor sonra. Alttaki tutkal ve üstüne uygulayacak olduğumuz tutkalla bu işlem bütün sayfalar için uygulanıyor. Evet, bu şekilde tamamladık yapıştırma olayını. Şimdi üzerine bir kat daha astarımızdan gideceğiz. Hem tuvalimizin üst tarafı resim yapmaya müsait hale gelecek. Hem de eğer sağlam bir şekilde yapıştıramadıysak kağıtlarımızı, kitap sayfalarını tuvale, bu şekilde onu da halletmiş oluyoruz. Şu an kitap sayfaları tam tutmadığı için bu fırça hareketimizi çok sert yapmıyoruz çünkü kayabiliyor. Şimdi yüzeyinde beyaz bir tortu oldu. Bu astar şeffaf olduğu için kuruma süresinde, yani 1-2 saatlik bir süreçte kuruyor. Kuruduktan sonra normal kağıt sayfası haline geliyor. Evet, daha önceden yapmış olduğumuz ve kuruttuğumuz sayfamız da bu hale gelecek. Ve artık bu üzerine istediğimiz resmi yapacak haldedir şu an. Kurudu ve rahat bir şekilde üstünde işlem yapılabilir. Bunun bir sonraki aşamasını da şöyle göstereyim. Bu da üzerine resim yapılmış, artık uygulama yapılmış, resim tablomuz bitmiş ve bir sonraki aşamada tabi resim bittikten sonra da o şekilde kalmıyor. Üzerine bir de vernik çalışıyoruz. Vernik astarımız ne kadar işe yarasa da kağıt üzerine çalışma yaptığımız için astarımız bir yere kadar iş görüyor. Eğer daha uzun bir vadeli, daha uzun bir süreli dayanıklılık istiyorsak
İşimiz bittikten sonra üstüne bir de vernik çalışıyoruz. Vernikten sonra artık sahibine gidiyor.